Herkese merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere bu video içerisinde daha önceden çekmiş olduğumuz Gunship Battle ile ilgili bir video oluşturmaya çalışacağım. Bu video içerisinde sizler biriktirmiş olduğunuz titanyumlarınızı nasıl Miliko tokenlere çevirirsiniz, yapmanız gereken işlemler nelerdir, bunlara değinmeye çalışacağım. Beni takip etmek istiyorsanız kanalım üzerinden videonun altındaki abone ol butonuna ve aynı zamanda yanında çıkan zil butonuna basarsanız atmış olduğum videolara erkenden erişim sağlamış olursunuz. Bunun dışında sosyal medyalarımızda bakın burada özellikle Telegram duyuru kanalı içerisinde paylaşmış olduğum bütün testnetler olsun veyahut da airdroplar olsun veyahut da farklı sistemler olsun ve benim kendi kripto paralardaki düşüncelerim olsun veyahut da haberler olsun pek çok şey paylaşıyorum. Onun için Telegram duyurudan beni takip edebilirsiniz. Web sitemde belli başlı önemli değinmek istediğim konulara da değiniyorum. Buralardan takibi sağlayabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte telefona geçelim. Telefon üzerinden size anlatacaklarımı aktarmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar Android cihaza geçtik. Uygulamanın içerisindeyiz şu an. Gunship Battle'da sizler ticaret deposunu 18'e çıkardıktan sonra elinizdeki biriktirmiş olduğunuz titanyumları Miliko tokenlere dönüştürebiliyordunuz. Şimdi bunun nasıl yapılacağını adım adım gösterelim. Ticaret deposu benim şu an 20. seviye. 20. seviye olduğundan dolayı şu an ben 5 tane günlük Miliko token'i yaratabiliyorum. 18. seviyede 2 ile başlıyorsunuz günlük olarak. 28. seviyeye kadar 25 tane üretebiliyorsunuz. Yani günlük olarak eğer siz 23. seviyeseniz günlük 12 tane. 20. seviyeseniz benim gibi 5 tane günlük üretim yapabiliyorsunuz. Bakın yukarıda günlük titanyum dönüşüm oranları var. 1'e 2320 oranı mevcut. Yani kısacası 20.320 tane elinizde titanyum varsa 1 tane Miliko token'i yaratabiliyorsunuz. Şu an için benim 20. seviyede olduğumdan dolayı ticaret depom en aşağıda bakın yazıyor. %22 de bizlerden fee kesiyor. Yani dolayısıyla bir tane Miliko'ya karşılık benim ödemem gereken miktar 24.790. Bu her gün artıyor. Mesela oyun başlangıcında 12.000'di. Şu an 24.000 oldu. 2 katına çıktı. Dolayısıyla da ne kadar çok oyunda titanyum biriktirilirse o kadar çok buradaki dönüşüm oranları yükselecek. Bakın oluştur kısmına bastım. Burada 5'e getirdim bunu. Maksimum seviyeye getirdim. Benim şu an 123.950 ödeme yapmam gerekiyor. Benim kasamda 338.660 var. Size göstermek için bunun dönüşümünü yapacağım. Normalde ben titanyum biriktirme taraftarıyım. Ama bunu göstermek için 5 tane sizlerle birlikte dönüştüreceğiz. Oluştur dedik. Şimdi bizi cüzdana atıyor. Bu cüzdanın kurulumunu muhakkak yapmanız gerekiyor. VMX cüzdanı. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Onayla kısmına bastım. Okey dedim. Tekrardan girdi buraya. Tekrardan cüzdana geldik. Bu sefer imzala kısmına basıyoruz. Buraya cüzdan numaramızı giriyoruz. Yapıştır dedim. Ben zaten kopyalamıştım. Siz burada yazabilirsiniz. Okey kısmına basalım. Bakın gördüğünüz gibi başarılı. OK'ye bastım. Şimdi tekrardan uygulamadan çıkıp buraya geldik ve bizim Miliko'larımız bakın yukarıda yazıyor 214.710 taneye düştü ve toplamda da cüzdanımda bakın şu an 5 yazıyor. Buradan çıkış yapıp tekrardan VMX cüzdanına girdiğimde burayı tabii yenilemem lazım. Buranın 5 olduğunu görmemiz lazım. Evet şu an 5 olarak yazdı. Buradan DEX kısmına gelip şu anki kur 0.086. Benim elimde 30 tane vardı. 0.1'den tahtaya yazdırdım. Bakın burada kırmızıyla gösteriyor zaten. Şu an elimizde olan 5 taneyi de gene 0.1'den tahtaya yazdıracağım. Buradan sel kısmına geldim. Maksimuma bastım. Daha sonra şurayı 0.1 olarak düzelttim. Toplamda elde edeceğim miktar 0.5 Miliko. Buradan sel kısmına bastım. Tekrardan sel dedim. Benden tekrardan şifre isteyecek. Şifremi buraya girdim. Şu an onaylandı. Bakın benim toplamda bütün girmiş olduğum orderları, tahtaya yazdığım orderları şu yukarıda bakın order var yeşille gösteriyor. Buraya girdiğim zaman görebilirim. Eğer 0.1'in üzerine çıkarsa veyahut da 0.1 olursa buradaki kur benim bunların satışını yapacak.
satış yaptığı zaman gelip bakın şurada şu an trade yazıyor. Sıfır trade, sıfır trade. Burada sıfır trade yazmayacak. Tamamlandı yazacak. Siz gelip bunun üzerine tıklayacaksınız. Buraya tıkladıktan sonra sizin şuradaki cüzdanınıza gelecek. Bakın VMIX Credit yazıyor. Normal koşullarda gelmez, gözükmez işlemi yapsa bile. Oradaki dediğim yere gelip basacaksınız. Tekrardan göstereyim. Bakın order kısmında bunlar tamamlandığı zaman şurada trade yazan kısımlardaki butona basacaksınız ve cüzdanınızı alacaksınız. VMIX Credit tabii ki burada dönüştürebilmemiz gereken bir kredi, token değil. Onun için exchange to VMIX dememiz lazım. Max'a bastıktan sonra next diyorsunuz. Tekrardan sizden şifre istiyor. Bunu şu kadar fee ödeyerek 0,005 VMIX kredi ödeyerek 0,23-28 adet VMIX'e dönüştürüyorsunuz. VMIX'e dönüştürdükten sonra şurada gözükecek. Buradan sonra sizler istediğiniz borsaya next token diyerek gönderebilirsiniz. Enter'da adres yazan kısma adresi yazdıktan sonra next diyerek gönderme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. VMIX token'in şu an hangi borsalarda olduğunu bilgisayara geçip göstereceğim. Oradaki herhangi bir borsaya göndererek sizler VMIX'lerinizi bozabilirsiniz. Android kısmından anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bilgisayara geçelim. Şimdi gelelim arkadaşlar. VMIX token'i ya da VMIX token'i nereden alabiliriz, nereden satabiliriz? Şu anki fiyatı nedir? Şu an arkadaşlar CoinMarketCap'te 120. sırada ve yaklaşık olarak yarım milyar dolarlık bir market hacmi var. Günlük hacmine baktığımız zaman gerçek anlamda iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 220. sırada olan bir token'in de günlük hacminin çok düşük olmaması normaldir. VMIX token client ağı üzerinde kurulmuş olan bir oyun platform token'i. Ben VMIX ile alakalı da ya da VMIX ile alakalı da bir video oluşturmaya çalışacağım. Burada mesela etiketler kısmında CoinMarketCap ne girmiş bununla alakalı? Endüstrisi gaming, kategorisi platform, collectible NFT, metaverse ve aynı zamanda play to earn kategorilerini buraya etiketler kısmına girmiş. All kısmına baktığımız zaman da bakın fiyatının 10 centlerden belki de daha altından gelmiş olduğu maksimum gelmiş olduğu seviye 24 dolar ve şu an için 4,6 dolar seviyesinde dolaşıyor. Marketlerine bakalım. Marketlerinde de gerçek anlamda çok fazla markette olduğunu görüyoruz. Bitump, Gate.io, CoinOne, Huobi Global, Bybit, MXC, Lbank, OKX, Crypto.com exchange'inde var. CoinEx'te var. Bakın diğerleri de burada. Büyük borsa olarak baktığımız zaman Bybit, Huobi gibi veyahut da Gate'i de büyük sayabiliriz. Burada iyi potansiyeli olan, market hacmi olan bir tokenden bahsediyoruz. Bu VMIX'in kredisi vardı biliyorsunuz. Kredit dediğimiz. Bu diğer oyunlarla birlikte cüzdan içerisinde farklı tokenler olduğunu görmüştük. Bunların hepsi bir oyunun tokeni. Oradaki oyun tokenlerini de VMIX Credit'e dönüştürerek toplu olarak VMIX token'e dönüştürebiliyor ve daha sonra da borsa cüzdanlarına aktarabiliyorsunuz. Ben açıkçası diğer çıkacak olan VMIX üzerine çıkacak olan oyunları da Play to Earn oyunlarını da sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bundan sonra çıkacakları şu an halihazırda zaten var. Yaklaşık 6-7 tane oyunu var. Ama her zaman söylediğim gibi ne kadar erken girerseniz o kadar daha çok kazanıp daha fazla biriktirme şansınız oluyor. Onun için yeni çıkanlarla birlikte sizlere anlatmaya devam edeceğim. Benim anlatacaklarım bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Yorum, görüş, soru olursa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.